Merhaba arkadaşlar. Sonunda Decathlon'dan Surfcasting için kullanacağımız sehpamız, kamış sehpamız geldi. Ve onu incelemeye başlayacağız ama öncelikle şunu söyleyeyim. Önceleri sürekli Aras Kargo'dan başka bir kargoyla çalışmayı hiç istemezdim. Ama şu an söyleyebileceğim tek şey, inanılmaz başarısızlar. 4 gün sonra geldi bana kargo. O yüzden burada huzurlarınızda Aras Kargo'yu kınıyorum. Dolayısıyla biz bunu avda açıp avda inceleyecektik ama artık yine evde inceliyoruz Aras Kargo sayesinde. Bakalım sizlerle açalım, ne gelmiş, ne varmış, bizde içinde ne var ne yok, nasıl gelmiş hiçbir fikrimiz yok. Şu an sizlerle birlikte açıyoruz, bakalım elma mı armut mu geldi, hep birlikte görelim. Böyle bu şekilde gönderim sağlanmış. Yani şöyle bir göstereyim size. Şu şekilde bir çantayla birlikte gelmiş arkadaşlar. Koli gayet uzun olduğu için bir an ürktüm. Ne yalan söyleyeyim. Bu kadar uzun bir kamış sehpası biraz beni ürkütmüştü. Evet, şöyle olacak herhalde. Böyle bir çantayla geliyor arkadaşlar. Hemen açalım burada ne varmış. Burada kamışları koyacağımız bir şey var mı? Yok. Evet, bu var. Burada bir şey var mı başka? Ekstradan yok. Burayı açıyoruz. Gayet profesyonelce çalışılmış. Bu da yem ve malzemeleri koymak için tepsi olarak kullanacağımız aparat muhtemelen. Ve böyle böyle sırtımıza asacağımız askısı taşımak için şöyle. Gayet de başarılı. Kolay mı? Gayet iyi görünüyor. Açalım bakalım. Diğer ana malzemeler nelermiş? Şuradan açıyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle. Şöyle. Malzemeye gelirsek gerçekten çok güzel bu malzeme. Sıkıyoruz. Dilersek bunu daha da uzatıp şöyle kitleri daha da kısaltabiliyoruz. 1.75 bunun en kısa boy hali arkadaşlar. Böyle görünüyordu. Buradan ben de sizin huzurlarınızda ilk defa açtım. Nasıl bir şey olacak? Hiçbir fikrim yok, onu söyleyeyim. Ama malzeme kalitesine gelirsek cidden bayağı etli ve güçlü bir malzemeden yapılmış. O açıdan sağlamlık konusunda endişem yok. Şu an için öyle görünüyor arkadaşlar. Hemen şuradan Arzu Hanım şöyle gelirseniz
burada şöyle bir bu aparatımız için oturması için şöyle bir yeri var arkadaşlar. Buraya direkt oturuyor. Oturduktan sonra da gözlüğü taktık ama yine de burası tamam. Şimdi buradan dilersek altta, dilersek üstte herhalde iki ayrı yer var. Bir burası, bir de şu alt tablo var. Biz genel itibariyle bunu burada kullanırız diye düşünüyorum. Taşlı kayalık yerlerde özellikle kamışı yere koymaktansa ya da kumda yere koymaktansa bununla buraya sabitleyip buradan dayamak tabii ki de çok daha faydalı olacaktır. Şimdi gelelim işin bu kısmına. Yani gerçekten şu malzeme ciddi anlamda çok kaliteli bir malzemeye benziyor ve bunu da zannedersem evet böyle çok basitçe hemen yerine oturtuyoruz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, gayet de başarılı ve kaliteli buldum ben arkadaşlar. En son yanlış görmediysem 550 lira gibi bir rakam vardı bunun için. Yani 550 lira da böylesi bir ürün için, sadece biliyorsunuz şöyle bir çanta almaya kalktığımızda 100 lira gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Böyle bir şey alsak kaça mal olur bilemiyorum. Şu aparatlar hakeza. Yani çok bir şey diyemeyeceğim. Bu o kadar kolay bir kullanım sağlıyor ki arkadaşlar, bakın. Basıyoruz ve kilitlendi. Sonra hakeza burada. Basıyoruz, kilitlendi. Böyle çok inanılmaz kolay kullanıma sahip. Yani çok yüksek dalgalarda dahi bunu müthiş bir kolaylıkla yükseltebiliyoruz. Ve ayrıca buradaki aparatı da anladığım kadarıyla aşağı yukarı yapabiliyoruz. İstersek oraya alıyoruz. Öyle de bir durum söz konusu. Yani bunu buradan alıp çok daha yukarıya taşıyarak buradan öylesi mesafeleri taşıyarak çok yüksek dalgalarda dahi kurtarabilir. Yani şuraya kadar mı alıyoruz? Yok, bu başka bir konu. Anladığım kadarıyla. Yani çok da incelemeden direkt yaptığımız için buralara kadar mı alıyoruz? Şöyle bakalım. Yok. Bu konu bununla alakalı değil.
Çekiyoruz arkadaşlar yukarıya. Bu burası değil. Sizinle birlikte biz de öğrenmiş olduk. Bu burayla alakalı bir durum değil. Siz bu hataya düşmeyin. Bunun konumuzla alakası yok. Bu yine burada. Bu buraya bastıkça çünkü bunu da buraya sabitliyor. Şurada tırnaklara bastıkça sabitliyor. 2.15 maksimum yüksekliği arkadaşlar sehpanın 2.15'e kadar yükselebiliyor. O yüzden de %100 tam bir surfcasting sehpası bu. Çünkü surf bildiğiniz gibi her zaman söylüyorum bunu, surf dalga demektir. Casting döküm dökme demektir. Dalga önü veya arkasına yapılarak yüksek dalga veya düzeltiyorum yüksek dalganın önüne veya arkasına yapılarak yapılan atılarak yapılan av stiline surf casting deniyor. Long casting, puff casting gibi farklı dalları da olmasına karşın surf casting aslen yüksek dalgaların olduğu denizde yapılan av şeklidir arkadaşlar. Bu da tam da ona uygun bir sehpa diye düşünüyorum. Yüksek bir dalgada son gelen dalga bizim kamıştaki makinedeki misinamızı alır ve aşağı doğru eğer sürekli kamışta bir aksiyon meydana getirir. Bundan kurtulmamız için kamışın maksimum yüksekliğe çıkması gerekmektedir arkadaşlar. O yüzden de Decathlon bunu düşünerek biraz daha tam da surfcasting'e uygun bir kamış üretmiş. Yani ben ciddi anlamda başarılı buldum. Yani 1.50, 1.60, 1.70, 1.80'lerdeki bir kamış sehpasının kamış sehpasıdır ama surfcasting sehpası değildir. Bu 2.15 ile tam da benim aklımdan geçen bir surfcasting kamış sehpası. O yüzden surfcasting yapan bütün dostlara, arkadaşlara tavsiyemdir. Rakam olarak da en son 550 liraydı. Müthiş bir rakam. Gayet de başarılı. Çok 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 uygun bir rakam. Malzeme kalitesi olarak da şöyle söyleyeyim size. Yani bayağı başarılı arkadaşlar. Çok sağlam bir alüminyuma sahip. Etli bir alüminyum. Malzemeleri de gayet başarılı. Buralara malzemelerimizi, işte yemimiz, makasımız, yem ipimiz ve benzeri her şeyimizi koyabileceğimiz çok kullanışlı bir alan olarak buraya konumlandırılmış ve sökmesi de takması da müthiş kolay. Şöyle de göstereyim. Hemen saniyeler içerisinde bunu geri sökebiliyoruz. Bunu böyle yaptık ve sonrasında bunu daha önceki yerine şunu sökerek bakın şöyle şu şekilde çok basit şekilde aşağı indirebiliyoruz. Aynı bu kısımda bakın çok inanılmaz basit şekilde kapatılabiliyor. Burası da aynı şekilde çok kolay, çok hızlı bir şekilde hemen kapatılabiliyor. Dolayısıyla hemen anında eski haline getirebiliyoruz da toparlaması da gerçekten yine çok kolay. Hemen eve gideceğiz ve hızlı hareket etmemiz gerekecek diyelim. Paşamızın sesi geldi. Şu şekilde. Önce birini, sonra diğerine. İlk defa evet kullandığımız için de bu henüz daha alışmış bir yeri yok. Şu aparatı da az önce biz çıkartmıştık. Bu aparat da şurada arkadaşlar. Bu da direkt buraya takılıyor ve bu şekilde
çok kolayca çantasını burayı da söktükten sonra takıp evimize gidiyoruz. Toplamda açmak ve toparlanmak, yani bir dakikada açarsak bir dakikada kapatırız. Çok inanılmaz kolay diye düşünüyorum ben. Hemen şunu da attık. Hani alın, bu kadar basit. Bunu da tekrar çantasına yerleştiriyoruz ve iş bitti arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? Bence 550 lira gibi bir rakamla böylesi etli, etli derken de şöyle göstereyim, etli bir malzemeyle sağlam olduğunu düşündüğüm için tavsiye ederim. Bana kalırsa uzun yıllar kullanılacak bir surfcasting kamış sehpası arkadaşlar. Alan arkadaşlara hayırlı olsun. Şimdiden bol ve trofeli avlarda kullanmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Yeni ürünler denemekte yine burada olacağız. Hoşça kalın.